Bu videoda basit paralel kenar bağlantılı ispatlar yapacağız ve bunların ilkinde şöyle diyeceğiz. Eğer bu ABCD bir paralel kenarsa karşılıklı kenarların aynı uzunlukta olduğunu ispatlayalım. Yani AB'nin DC'ye, AD'nin de BC'ye eşit olduğunu ispatlayacağız. Buraya bir köşegen çizelim. Buraya bir köşegen çiziyorum ve bu köşegen iki paralel doğru çiftini kesiyor. Yani bunu bir kesen olarak da görebilirsiniz. Tabii bunu biraz daha düzgün çizebilirim. Bu db köşegenini ab ve dc paralel doğrularının keseni olarak düşünebiliriz. Bunu bu şekilde düşünürseniz abd açısına eş bir açı bulabilirsiniz. abd açısı şuradaki açı yani. bdc açısına eştir çünkü bunlar iç ters açılar. Bir kesenimiz var, paralel doğrular var. ABD açısının BDC açısına eş olduğunu biliyoruz. Bu DB köşegeninde şu diğer iki paralel doğrunun keseni olarak görebiliriz. AD'nin ve BC'nin. Ve böyle baktığımızda da hemen DBC açısının ADB açısına eş olduğunu görürsünüz. Bunun nedeni de deminkiyle aynıdır. Bir kesenin iki paralel doğruyla oluşturduğu iç ters açılar. Bunu şöyle yazabiliriz. Bir kesenin iki paralel doğruyla oluşturduğu iç ters açılar eşittir ve bu iki üçgenin ADB ve CDB üçgeninin bir ortak kenarı vardır. Bu kenar da kendine eşittir. Şimdi bunun faydası nedir? Bu iki üçgen arasında şöyle ortaklıklar fark etmiş olabilirsiniz. Umarım fark ettiniz. Şu pembe açı ortak. Sonra bu ortak kenarları var. Ve bir de bu yeşil açı var. Bu da ortak. Yani açı kenar açıya göre bu üçgenlerin eş olduklarını göstermiş olduk. Şimdi bunu yazayım. Bu eşliğin sebebi açı kenar açı eşliğidir. Açı kenar açı eşliği. Peki bu bize ne sağlar? Eğer iki üçgen eşse tüm karşılıklı öğeleri de Örneğin CB düzeltiyorum DC kenarı BA kenarına karşı gelir. Bu alt üçgendeki DC kenarı üst üçgendeki BA'ya denk gelir. Yani bunlar eş olmak zorunda. Buna göre DC'nin BA'ya eşit olduğunu buluruz. Bunun sebebi de eş üçgenlerin karşılıklı kenarları olmaları bu buna eşit olacak. O zaman aynı mantıkla da ad, cb'nin karşılığıdır. ad eşittir cb ve bunun sebebi de aynıdır. Eş üçgenlerin karşılıklı kenarları. Ve ispatı bitirdik. Karşılıklı kenarların birbirlerine birbirlerine eş olduğunu ispatladık. Şimdi tam tersi yönde hareket edelim. Dörtgenimizin karşılıklı kenarlarının eş olduğunu biliyorsak bu dörtgenin paralel kenar olduğunu ispatlayabilir miyiz? İspat neredeyse aynıdır ama tam ters yöndedir. Şimdi buraya bir köşegen çizelim çünkü üçgenler hakkında bir sürü bilgimiz var. Şöyle çizeyim. Şimdi CB'nin kendisine eşit olduğunu biliyoruz. Böyle çiziyorum. Şimdi burada ilginç bir şey var. Bu dörtgeni iki üçgene ayırdık. ACB üçgene ve DBC üçgene. Dikkat ederseniz bu iki üçgenin tüm karşılıklı kenarları birbirine eşit. Kenar kenar kenara göre bu üçgenlerin eş olduklarını biliyoruz. Köşeleri A'dan başlayarak yazıyorum. ACB DBC üçgenine eştir. Neden de kenar 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 eşliği. Peki bunun bize faydası ne? Karşılıklı açıların eş olduğunu söyler. Örneğin ABC açısı DCB açısına eş olur. Neden? Eş üçgenlerin karşılıklı açıları oldukları için. İç ters açı oluyorlar öyle değil mi? Ha, bu arada hazır yeri gelmişken altını çizeyim. Karşılıklı ve karşılık gelen kavramlarını burada hemen hemen aynı anlamda kullandım. Burada tam karşısında duran açı demek istemiyorum. Yukarıda da söylediğim gibi denk gelen açı demek istiyorum. Neyse konuyla ilgili birkaç video daha yaptığımızda her şey kafanızda oturacak. Endişelenmeyin. Devam edelim. Bunu da yazdık. Zamandan kazanmak için kısaltmalar kullanıyorum. ABC, DCB'ye eş olacak. Bu iki açı eş olacak. Bu ilginç çünkü burada AB ve CD'yi kesen uzun bir doğru var. Ve bu açıların iç ters açıları olabileceğini görüyoruz. Ve iç ters açılar eştir. Ve bu iç ters açıların eşliği sebebiyle AB'nin CD'ye paralel olması gerektiğini biliyoruz. Yani bu şuna, bu şuna paralel olmalı. İç ters açılar sebebiyle AB'nin CD'ye paralel olması gerektiğini biliyoruz. Şimdi yine aynı mantığı kullanabiliriz. ACB açısı DBC açısına eşittir. Ve bunu eş üçgenlerin karşılıklı açıları sebebiyle biliyoruz. Şimdi bu açının şu açıya eşit olduğunu biliyoruz. Bunlar yine iç ters açılar olabilir. Bu kesen, bu da iki doğru. Bunların paralel olduğundan emin değiliz. Ama iç ters açılara eş olduğu için doğruların paralel olduğu sonucuna varabiliriz. Yani bu, şuna paraleldir. AC'nin BD'ye paralel olduğunu iç ters açılar sayesinde biliyoruz ve ispatı bitiriyoruz. Burada ilginç ispatlar yaptık. Eğer bir paralel kenarımız varsa, karşılıklı kenarların uzunluklarının aynı olduğunu gösterdik. Ve eğer karşılıklı kenarların uzunlukları aynıysa dörtgenimiz paralel kenardır. Bunu iki yönde de ispatlamış olduk. Böylece bunu ancak ve ancak önermesine dönüştürebiliriz. Şöyle diyebilirsiniz, bir dörtgenin, bir dörtgenin karşılıklı kenarları ancak ve ancak birbirine eşitse paraleldir. Ancak ve ancağın anlamı şudur, paralelse kenarları eşittir dersiniz ve uzunlukları eşitse paraleldir sonucuna varırsınız. Biz iki yönde de ispatladık. Şahane.